Sosyal Hocam kanalından hepinize iyi akşamlar. Bugün sizlerle beraber ilk olarak sosyal bilgilerde karma sorular çözeceğiz. Karma sorulara bakacağız bugün. Ee, yanlış bir deyif açmışım ben de diyorum Allah Allah niye Osmanlı Devleti yazıyor diye. Şimdi karma sorularda 30 tane soru çözeceğiz sevgili hocalarım bugün. Ee, aynı zamanda bunlar her bilimden 2 tane olabilecek şekilde. Yani 2 arkeoloji, 2 antropoloji, 2 bilim, 2 ekonomi, 2 felsefe, günümüz dünya sonları, iletişim... Sosyal proje, sanat, sosyal psikoloji, siyaset, sosyoloji, aynı zamanda tarih, coğrafya ve alan eğitimi soruları çözeceğiz. Bunlar da yeni çıkarmış olduğumuz soru bankasından benim seçtiğim sorular. E, aynı zamanda biraz esaslarına da bakmış oluruz. Ee, soru bağlamı bu şekilde çok güzel sorular çözelim sizlerle. Hem biraz soruların mantığına bakalım, bir de ÖSYM'nin bu sene alan sınavında ihtimali olan sınav potansiyeli de soru potansiyeli de yüksek olan soru kalıplarına bir göz atalım. Yayına hepiniz hoşgeldiniz. Şu an ses ve görüntüde herhangi bir sıkıntı yoksa sorularımıza bir başlangıç yapalım ve sorularımızı çözmeye başlayalım. Tekrardan hepinize hoş geldiniz diyorum. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı ramazanlar dilerim. Umarım ses ve görüntüde herhangi bir problem yoktur ve net bir şekilde biz burada yayınımızı devam ettirelim. Yorum kısmına bakıyorum şu an bir yandan da. Ses ve görüntüde herhangi bir problem yoksa lütfen yorum kısmında bana belirtin. Bir yandan da yorumlarınıza bakayım. Ee, hocamız söyledi, onun hemen yorumuna geleyim. Hocam dedi, sosyal psikoloji videoları e, henüz yüklenmedi, yüklenecek. Sosyal psikolojide en yakın sürede sisteme yükleyeceğim. Aynı zamanda alan eğitimi için 13. ders de gelecek. Normalde 12 derste bitirmiştim ama e, bu soru bankasını yazarken alan eğitimiyle ilgili yeni yeni akademik bilgilere eriştim. Ve bunların da videoda gösterilmesi taraftarıyım. Ee, ve bunları da derleyeceğim. Ee, çok güzel bilgiler var. Ee, ve bunlar içinde de alan eğitimi için 13. videoyu yapacağız. Sorunumuz yoksa sorularımıza başlayalım. Ve ilk sorumuzla başlangıç yapalım. İlk sorumuz şu. Diyor ki, canlıların evrimine ilişkili ilk bilimsel açıklamayı yapan Charles Darwin'in... ...1859 yılında yayınladığı kitabın e, adı sorulmuş burada. O kitap hangisi deniliyor? Bakın aynı zamanda parçada da çok önemli bilgiler var. Parçadaki bilgiler de bir sınav sorusu olabilir. Bakın ne diyor? Canlıların evrimine ilişkin gözlemlere dayalı ilk bilimsel açıklama. Ya bu da bir sınav sorusu olabilir. Gözlemlere dayalı ilk bilimsel açıklamayı kim yapmış? Charles Darwin. Bu da bir sınav sorusu olabilir. Yine bakın Darwin 1859 yılında yayımladığı kitabında gözlemlerine dayanarak bir biyolojik evrim sürecini ortaya koymuş. Yine Darwin'in kuramına göre evrim geçirmemiş. Yani ilk başlangıcından bugüne kadar değişmeden gelmiş hiçbir canlı yoktur. Darwin'in kitabında yer alan insana yönelik bu kuramsal biyolojik evrim görüşü zamanı zamanla ortaya çıkan insan fosil kayıtları aracılığıyla somut bir bilgiye uğraşmıştır diyecek. Çoğunuz D cevabını verdiniz ve türlerin kökeni burada sorumuzun doğru cevabını oluşturdu. Harikasınız. Türlerin kökeni bu sorunun doğru cevabı olacaktı. Unutmayalım. Aynı zamanda giriş kısmında ifade etmediğim, tekrar ifade edeyim buraya bu yayında son soruda size ödüllü bir soru soracağım. Bu soruyu ilk doğru cevaplayan hocamıza da bir tane alan seti hediye edeceğim. Soru bankası seti hediye edeceğim. Ve çok güzel bir soru. Benim de sınavda beklediğim sorulardan biri. O soru da <laughs> son soruda görürüz. İkinci sorumuza devam edelim. İkinci sorumuza bakalım. Demet hocam demiş. Hocam demiş sizce AÖF soruları çözelim mi? Yani şimdi açık öğretim fakültesinin bazı mesela siyaset bilimi, antropoloji soruları fena değildir. Ama bazı yan bilimlerde inanılmaz ayrıntı olabiliyor. Ee, çok dip ayrıntı gördüğünüz zaman hani bunu en azından bakın, ne olduğuna bakın ama o dip ayrıntılarda boğulmayın. Yani o kadar dip ayrıntı gelmez. Ama çok güzel sorular da var. Şimdi ikinci sorumuza bakıyoruz. Diyor ki maddi kültürün manevi kültüre göre daha hızlı değişmesi sonucu ortaya çıkan boşluğa kültürel boşluk, bu sürece ise kültürel gecikme denir. Kültürel boşluk ve kültürel gecikme kavramlarını ortaya koyan düşünürü sizlere sordum. Bu düşünürümüz aşağıdakilerden hangisidir? Wilfredo Pareto, Talcott Parsons, William Orburn, Robert King, Merton ve Karl Marx isimleri burada verilmiş. Mutlaka notlarınız içerisinde bulunsun. Kültürel boşluk ve kültürel gecikme gibi kavramları literatüre kazandıran ve bu kavramları bize tanımlayan isim William Orburn olacaktır. Mutlaka notlarımızda bulunsun. İlk iki sorumuz e, arkeolojiden oldu. Şimdi... Pardon, antropolojiden oldu şimdi arkeoloji sorularımıza geçiş yapıyoruz. Derslerde de şimdi bu üçüncü soruyu size ifade etmiştim. Bakın bu isme çok dikkat edin. Hani arkeolojiden bir daha sorusu olursa bu abimiz mutlaka gelebilir diye. 1947'de Türk vatandaşlığına geçti. Karatepe'de hem Fenike yazısı hem de Hitit ile yazılmış çift dilli yani bingualist yazıtları buldu. Türkiye'de bilimsel arkeoloji eğitiminin de önceliğini yaptı diyecek. Evet. Bu isim kim? Helmut Theodor Bozart, William Barnes, Thomas Hardy, John Lodgewich Heiberg ve William Thomson. Bunlardan hangisi olur? Mustafa Çöllük Hocam demiş. Hocam Anadolu Üniversitesi videolarını öneriyor musunuz? Ben birkaç tanesini izledim. Yani biraz şey oluyor. Hani AÖF kitabını okuyorlar. Yani kitap orada oluyor. O kitabı size okuyorlar. Yani kitapları incelemek isterseniz bakın ama bir şey anlatmıyorlar yani. Açıköğretim Fakültesi kitabında ne yazıyorsa onu sözel olarak ifade ediyorlar. Öyle söyleyeyim. Sorumuzun doğru cevabı Helmut Theodor Bozert ismi olacaktı. Derste de özellikle vurgulamıştım. Aman bu isme dikkat edin. Özellikle Türkiye'deki bilimsel arkeoloji eğitiminin öncülüğünü yapacak. Hani bizdeki arkeolojik bakış açısına bilimsel bir mana kazandıracaktır. Mutlaka bilirim. Devam edelim. Bir sonraki sorumuza geldik. Diyor ki yazıdan önceki dönemin aydınlatılması için en önemli unsur arkeolojik araştırma sonucunda elde edilen araç ve gereçlerdir. Bulutulardan elde edilen bilgiler, yazıdan önceki dönemin doğru okunabilmesinin önemli katkı sağlamaktadır. Evet, bize baktık. Yazının kullanılmadığı tarih öncesi devirlerden kalma araç ve gereçler arasında aşağıdaki hangisi yer almaz? Evet, bakalım bu kalıp için ne söylersiniz? Şimdi yazı öncesi yani prehistorik dönemi burada ele almamız gerekiyor. Yazı öncesi dönem içinde yontulmuş taş aletleri, kilden yapılmış vazoları, yine kerpiçten yapılmış ilkel konutları ve taştan yapılmış baltaları burada ifade etmekte fayda var. Ancak bakırdan yapmış paralar bir paranın üzerinde zaten mutlaka yazı formu olacaktır. E para da Lidyalıların madeni sikke olarak ilk olarak tarihe e, sunduğu bir buluş diyelim. E, o da ilk çağda yani yazının icadından sonraki dönemi kapsamaktadır. Daha önceki dönemde ticarette değiş tokuş esas alınacaktı. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği o. Bir sonraki sorumuza gelelim. E, antropoloji ve arkeoloji bitirdik. Her bilimden iki soru çözüyoruz. Şimdi bilim sorularına geldik. Bilim sorularına bakalım. Osmanlı tıp literatürünün gelişmesinde önemli bir yeri olan ve Cerayetül Haniye adındaki bir Türkçe cerrahi eserinin sahibi olan Osmanlı cerrahi kimdir diyor. Evet bu soru için ne dersiniz? Cerayetül Haniye. Bakın ben bunu bilim dersinde de size bahsettim. Bu esere çok dikkat edin. Bu eser ilk defa bir tıp kitabında resmedilecektir. Yani o tedavinin nasıl olacağını resmeden ilk kitap olacaktı. Peki kimdi bu? Hacı Paşa'nın mı? Ebu Kasım Zahari'nin mi? Nasrettin Tursi'nin mi? Kadızade-i mi? Kimin de? Şerafettin Savuncuoğlu'nun da değil mi? Harikasınız. Çoğunuz Dersleri çok iyi takip edenler, iyi bir şekilde notlara çalışanlar, takır takır bilgileri yapıyor şu ana kadar harikasınız, çok güzel. Devam edelim ve altıncı sorumuza bakalım. Şimdi hala bilim sorularındayız. Verilen önermelere bakılarak bilimin özelliği ile ilgili hangisine ulaşılabilir? Dikkatle bakalım. Yüksek rakımlarda su düşük sıcaklıklarda kaynar. Su Trabzon'da Erzurum'a göre daha düşük sıcaklıkta kaynar. Şimdi bak, bizde üst önermede ne demiş? Yüksek rakımlarda su düşük sıcaklıkta kaynıyor. Ama alt bilgiye, alt önermeye baktığın zaman ne diyor? Su Trabzon'da Erzurum'a göre daha düşük sıcaklıktan yer. Şimdi Trabzon mu daha yüksek? Erzurum. Mu? Erzurum daha yüksek. Ama üstteki önermeyle çelişiyor alttaki ifade. O zaman diyor ki, verilen önermelere bakılarak bilimin özelliği ile ilgili hangisine ulaşılabilir? Evet. Bilim olgu türleriyle uğraşır. Bilimsel önermelerin tümü gözlenebilen olguları dile getirir. Bilim insanları bilimin gereği olan e, olarak objektif olmaya çalışırlar. Bilimde birbiriyle çelişen iki önerme doğru kabul edilmez. İşte bizim aradığımız cevap. Şimdi üst bir önermen var diyorsun yüksek rakımlarda su düşük sıcaklıkta kaynar. Alttaki önermenin üstteki bilgiyi ve önermeyi bilimsel manada doğru kılabilmesi için Erzurum'da daha düşük sıcaklıkta Trabzon'a göre suyun kaynaması gerekiyor. Halbuki tam tersi çelişen bir durum ifade edilmiş. Bu yüzden D seçeneği sorumuzun doğru cevabı odur. Devam edelim. Ve yedinci sorumuza bakalım. İşte ben buraya bir yıldız atıyorum. Buraya çok dikkat edelim. Şimdi ben biliyorsunuz geçen sene gerek canlı yayınlarda olsun, video derslerde olsun, soru paylaşımlarında olsun. Bazı isimlere çok dikkat edin. Hani sınavda çıkar diyordum. <laughs> Allah yüzümüze güldü ki birkaç tanesi de sınavda çıktı böyle. Şimdi benim beklediğim isimlerden biri bu sorunun doğru cevabı. Çünkü artık sıra ona geldi bence. A grubu sınavlarında oldukça fazla sorulan isimlerden biri. Bakalım sorumuza. Dünya nüfusunun artış seyrinin geometrik, yani 2, 4, 8, 16, 32, 64 olarak artmasına karşın insanların temel ihtiyacı olan yiyeceklerin aritmetik olarak arttı. Bu nedenle de ileriki yıllarda açlık problemini hayatımızda etkileyeceğini belirten düşünür. Hangisidir diyor. Bakın bunun kendi ismiyle de bir kanunu var. Malthus kanunu. Yukarıda da Malthus kanunundan bahsedilmiş ve doğal olarak demografik unsurun ekonomiye vermiş olduğu etki bahsedilmiş. Unutmayın, Malthus Kanunu, Thomas Robert Malthus sorumuzun doğru cevabı olacak. Tamam, unutmayın, sınavda göz kırpan önemli e, potansiyel sorulardan biri değil. Evet, geldik şimdi arz eğrisinin ve talep eğrisinin sizin ekonomide esasen çok zorlandığınız, halbuki çok çok basit olan, Zaten dersleri izliyorsanız benim YouTube derslerini izliyorsanız oradaki mantığı da gördüğünüz andan itibaren rahatlıkla çözebileceğiniz bir kalıp. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi arz eğrisinin sola kaymasına neden olur? Bakın arz eğrisinin sola kayması. Arz ve talepte sola kayma için ne diyorduk? Mesela arz için firma için düşüneceğiz. Talep için de burada e, ürüne e, eğilen, ürüne yönelen İnsan, tüketiciler için, insan topluluğu için söylüyorduk. Şimdi bakın, biz burada tüketici, pardon, firma için düşüneceğiz. Ve firmanın avantajına olan bir durum olmayacak. Sola diyorsa negatiftir, sağa diyorsa pozitif eksenli olacaktır. Şimdi, burada ilk kuralımız neydi? Hatırlayın derslerde. Ben size bir kural söylemiştim. X malının fiyatı, bakın, ana malın fiyatı, kesinlikle arz eğrisinde sağ veya sola kayma yapmaz. Bu ana kuraldı. Şimdi sen bu ana kuralı verdiğin zaman otomatikmen gitti. Tamam mı? Bak ana kural. Ana kuralı bildiğin andan itibaren hemen eliyorsun o seçenekleri. Çünkü ana malın, X malının fiyatı kesinlikle arz ve talep eğrisinde kaymaya neden olmuyor. Sonrasını yorumlayacaksın. Bak tek tek sizlerle yorumlayalım. İşçi ücretlerinin artması. Biz kimin için düşünüyorduk arzda? Firma için. Şimdi eğer firma için İşçi ücretleri artıyorsa bu firmanın yararına mı olur zararına mı olur? Zararına olur değil mi? O zaman stoklama miktarını yani mali, malın maliyet şartları artacağından, üretim kapasitesinin maliyet şartları artacağından dolayı arz eğrisi sola kayar. Yorumumuz. Bak sadece yorumluyorum. Bakalım. Üreticiye uygulanan vergilerin azalması. Bakın vergiler, sübvansiyonlar, destekler. E vergi azalırsa sağa kayar. Çünkü ödeyeceğin vergi azaldığı için bu üreticinin yararına olur. Sübvansiyonlar artarsa yani devlet desteği artarsa mesela sen pamuk üreticisisin. Adam sana destekleme parası veriyor. Bu doğal olarak senin yararına olacağı için sağa kaydırır. E vergilerin azalması diyor. E, vergi de azalırsa daha az vergi ödeyeceğin için stoklama miktarın artar. Bu da sağa kaydırır. Piyasadaki firma sayısının artması bu da daha fazla üretim burada ortaya çıkaracağından dolayı sağa kaydırır. Şimdi bakın tekrar ifade ediyorum. Bu arz ve talep eğrilerinde sıkıntı yaşıyorsanız lütfen lütfen gidelim ekonomi derslerini izleyin. Benden anlattığım kısımları izleyin. Ben burada açık açık ifade ettim. Rahat bir şekilde bu soruları yaparsınız. Zaten bir kuralı bildiğin zaman bak şansımı %20'den %33'e çıkardım. Ondan sonra sadece yorumlayacağız. Mantığımız bu olacak tamam mı? unutmayalım. Devam edelim bir sonraki sorumuza gelelim. Şimdi ne sorularına geldik? Felsefe sorularına geldik ekonomi sorularını da geride bıraktık. Diyor ki, senden evvelde pek çok insan aynı gökyüzünü paylaştı. Fakat bir kez olsun bakmayı düşünmediler masmavi gökyüzüne. Akıp giden zamanı hissetmediler. Koşulsuz hayatın meşguliyetine duydukları sarsılmaz teslimiyet duygusuyla ne olmak istedikleri konusunda en ufak tereddüt duymadan geldiler. Baktılar ve gerçeği görmeden göçtüler bu dünyadan. Görmek isteyenlerin ise en büyük yardımcısı felsefeciler oldu. Evet, Demek ki burada felsefe bilgine bakın. insana ve insanlığa en önemli katkısına bakacağız. Dikkatle hangisi olabilir? Görmek isteyenlerin en büyük yardımcısı oldu. Esasen hani görmek istemek ne demek? Hani siz kendi yaşantınızda, işte inancınızda, hayata bakışınızda, yaşadığınız coğrafyada bazı şeyleri kabullenir. Tamamen onları görmek istemez. O gerçeği sorgulamak istemezseniz gelip gidicisin demek isteye çalışır. Ama felsefe senin sorgu yapmanı, gerçekle yüzleşmeni sağlayacaktır diyecek parçada. Benim de bulmam gereken cevap bu olacak. Dikkat edelim. Ee, akıllı akıl yürütme becerisi kazandırmıştır diyecek. Akıl yürütme vurgusu yok. Bilginin temellendirmesini sağlamıştır diyecek. Bu da değil. Doğru bilgi mümkün kılmış. Doğru bilgiden bahsetmiyor. Aklı çelişki, çelişki değil. Gerçekliği sorgulamayı sağlamış. İşte yukarıda anlatılan esasımız E vurgusu olacak. Unutmayalım. Bir önceki sorunun cevabı A seçeneğiydi. İşçi ücretlerinin artması sola kaydırırdı. Devam edelim. 10. sorumuza gelelim. Yine felsefe. Bu düşünceden yola çıkarak aşağıda gelen hangisine ulaşılamaz diyecek. Bakalım düşüncemiz neymiş ve hangisine ulaşamayız. Dikkatle bakalım. Diyor ki ontolojinin hatta felsefenin ilk sorusu arke problemidir. Arke. İl neden. Ya bu soru nedir mesela? İşte sen Heraklitos'a soruyorsun. Heraklitos'a göre bu ateştir. Thales'e göre sudur. E veya işte demokratisa göre atomdur. Yani ilk neden, varlığı ortaya çıkaran ana madde nedir sorusu. İnsanoğlu temel ve esas olanı merak ederek önce tüm var olanların başlangıcını yani cevherini, tözünü anlamaya çalışmıştır. Bu nedenle ilk çağ filozofları felsefeyi daha çok doğayı anlama isteğiyle evrenin özü nedir sorusuyla başlatmışlardır. Evet, şimdi tek tek bakalım bu düşünen yola çıkarak hangisini ifade edemeyiz? Felsefenin ilk sorusu varlık felsefesiyle ilgili. Evet, arki problemi. Varlığın ilk nedeni nedir dersen o zaman bir ontolojik soru olur. Yani var, varlık felsefesini e, getirir. Töz, bir varlığı her neyse o olmasını sağlayan unsurdur. E bak varlığın başlangıcı, cevheri o da söylenmiş. İlk çağ filozofları daha çok doğayı anlamaya çalışmışlar. E bak e, ne yapıyorlar? Temel, esas olan varlığın, doğanın ilk nedeni, ilk neden sorgusu. Bu vurgu yapılmış. Ona da ulaştık. Varlığın ana maddesini oluş ve süre gelen değişimler oluşturur. Burada varlığın ana maddesini ne oluşturur? Arke nedir? Arke ne değildir? Bunlar ifade edilmiş mi? Hayır. Bu yüzden bu olmaz. Arke var olanların ilk e, ana maddesi anlamında kullanılmaktadır. Evet. Zaten en üstte o vurgulanmış. Şu an 10. sorudayız. Şu ana kadar 10 soru çözdük ve 11. sorumuza devam edelim. Günümüz dünya sorunları sorularına geldik. Güzel bir soru. Hemen yıldız atıyorum. Hemen şöyle yıldızımı koydum buraya. Ve şunu diyorum buraya. Uluslararası Çalışma Örgütü ya da ILO yani International Labour Organization ülkelerdeki çalışma yasalarında ve bu alana ilişkin uygulamalarda standartları geliştirmek ve ileriye götürmek gibi bir amaçla kurulan kuruluştur. Merkezi İsviçre'de Cenevre kentinde bulunmaktadır. Dünya Çalışma Örgütü hangi anlaşmayla kurulmuştur? Denilecek. Evet. Evet hani sonradan yayına katılanlar bu soruları en baştan izleyebilir. Mutlaka bakın. Yani güzel sorular seçtim sizlere. Şu an 11. sorudayız. 31. soru ödüllü sorumuz olacak. Ama o vakte kadar lütfen bu sorulara bakın. Yani bu soruları kaçırmayın. Bu sorular yani yarım sınavda gelir. Karşınıza gelir. Ya şimdi soru bankalarını çözüyorsunuz. Mesela işte PDF soru bankası çıktı. 3500 sorudan oluşuyor. Sen 3500 soruyu çözüyorsun. O başka bir şey ama vurgulara çok dikkat edin. Yani aa bak şu soru çıkmış, bu soru çıkmış, bu soru çıkmış, bu soru çıkabilir. Özellikle ben hani bu soruları seçerken öyle ifade ettim bu kısmı. Dikkatle bakalım. Bu zor bir soru esasen ama dediğim gibi notlarınızda bulunacak. Unutmayın. Şimdi ILO'ya bahsediyor. International Labour Organization. Diyor ki hangi anlaşma ile kurulmuştur? Lütfen notlarınız arasında bulunsun. 1919'da ILO yani Dünya Çalışma Örgütü. Şuradaki biri yazmayı unuttum. Versay Antlaşması ile kurulacaktır. Versay Antlaşması ile 1919'da kurulduğunu ifade edelim. Tamam mı? unutmayın. 1946'da ise Birleşmiş Milletler'e dahil olacaktır tamam mı? 1946'da ise biz İLO'nun Dünya Çalışma Örgütü'nün Birleşmiş Milletler'e dahil olduğunu biliyoruz. Ancak ilk kuruluşu 1919 Versay Anlaşması'dır. Unutmayalım. Tamam. Bunu da böyle ifade edelim. Bir sonraki sorumuza gelelim. Şimdi diyor ki, yukarıda belirtilen durumlar doğal kaynaklar hakkında aşağıdakilerden hangisini göstermektedir? Tek tek okuyalım ve ona göre gidelim. Diyor ki, orta çağa kadar sulardan içme ve kullanma suyu sağlamada, tarımda sulamada ve taşımacılıkta yararlanırken günümüzün, günümüzde enerji üretimi, ulaşım, turizm ve sanayi gibi amaçlarla da kullanılmaktadır. Neolitik çağdan beri kullanılan bir kaynak olan tarım arazilerinin artık modern yöntemlerle işlenmesi, daha sonra doğal kaynakların en önemlilerinden biri olan ormanların tarif edildiği yerlerini ağaçlandırılması ve ormanların koruma altına alınması, orman ürünü ihtiyacının daha çok plantasyonlardan karşılanması Evet. Şimdi ne dersiniz buraya? Doğal kaynaklar için hangisini gösterir? Ne dersiniz burası için? Doğal kaynaklar sınırsız değildir. A seçeneği. Doğal kaynaklar dünyaya düzensiz dağılmıştır. B seçeneği. Ee, doğal kaynakların değerleri ve kullanım alanları zamanla değişebilir. C seçeneği. Doğal kaynaklarda gelişmiş ülkeler daha çok yararlanmaktadır. Ve doğal kaynaklardan biri olan suların kullanım alanları daha çok değişmektedir. Şimdi ben soruya baktığım zaman şunu görüyorum. Orta çağda, neolitik çağda, işte sonraki dönemlerde esasen doğal kaynakların zamansal olarak değer ve kullanım miktarlarında, alanlarında bir değişim meydana gelmiş ki zaten değişim de vurgulanmış. Tarımı kullanmada böyle daha sonra ormanların ağaçlandırılmasında, sulamasında, koruma altına almasında değişiyor. Doğal olarak sizin de çoğunuzun da söylediği gibi bir yandan da cevaplarınıza bakıyorum. Doğal kaynakların değerleri ve kullanımı alanlarının zamanla değişilmesi parçada vurgulanan esasımız olmuş değil. Evet 13. sorumuza geldik. Şimdi çok güzel bir soru. Çok güzel bir soru. Kolay bir soru aslında. Bakalım bu soruyu kimler doğru cevaplayacak? Aşağıdakilerden hangisi gelişen teknolojinin olumsuz yanları arasında gösterilen unsallar, unsurlardan biri değildir? Şimdi ben zaman geçenlerde bunu bir ay önce falan bu soru bankasını yazarken Facebook grubunda paylaşmıştım. Facebook grubunda bu soruyu görenler doğru cevaplar. Ama o gün ya bir kişi yani 50'ye yakın cevap gelmişti ya bir kişi ya da iki kişi bu soruyu doğru cevapladı. Şimdi aşağıdakilerden hangisi gelişen teknolojinin olumsuz yanları arasında gösterilen unsurlardan biri değildir. İnsan arasındaki iletişimi azaltır. Elektrikli aletlerle fazla zaman geçirmesine sebep olur. Aile ilişkilerini zayıflatır. Çevre kirliliğini artırır. Tüketiciliği ve tembelliği artırır. Evet. Şimdi cevaplarınıza baktığımızda beni takip eden bayağı kişi varmış. <laughs> Grupta soruyu da takip edenler varmış. Evet ne dersiniz bu soru için? Güzel bir soru. Teknolojinin olumsuz yanları söylen unsurlardan biri değil. Şimdi E seçeneğinden başlayalım. Tüketiciliği ve tembelliği teknoloji artırıyor mu? Evet, gerçekten hani hayatın pratikliğini sağladığı gibi aynı zamanda bizi tüketim toplumuna çeviriyor. Yani sürekli böyle e, ihtiyaçlarımızın fazlasını alma hissiyatı doğuruyor. Bu olumsuz yanlardan biridir. Bunu söyleyebilirim. Ağırlıklı olarak B ve C seçenekleri gelmiş. Yine A, A, B, C, D hemen hemen bütün seçenekleri söylemişsiniz. Neyse geriye gidelim. Çevre kirliliğini artıracaktır. Evet, olumsuz yanlarından biridir bu. Aile ilişkilerini zayıflatacak. Evet, özellikle aile içerisinde yüz yüze iletişimi, birbirine koordinasyonu bunları zayıflatacak. Çünkü şöyle düşünün. Yani evde bir iş yapacaksın. Herhangi bir unsur yapacaksın. Belki o kolektif anlayış, aileyle beraber bir işi yapabilme yerine robot aldığı için tamamen senle makine arasında olacak. Bu da senin diğer aile biriyle olan iletişimin, olan ilişkinizi zayıflatacaktır. Bu da olumsuz bir yan. Evet. Devam edelim. Elektrikli aletlerle fazla zaman geçirmesine neden olur. E bu da radyasyonu size e, sağlayacak. Sağlamayacak da daha zarar verecektir. Bu da gitti. Şimdi hocalarım dikkat. Ben burada e, hani böyle bir kurnazlık yaptım. Kurnazlık da şuydu. Hani A seçeneğine atlayanlar için söylüyorum. Sizin bu an aklınıza gelen şuydu. Yüz yüze iletişim. Halbuki ben burada yüz yüze iletişimden bahsetmedim. İnsanlar arasındaki iletişimin azaltılmasından bahsettim. Teknolojinin olumsuz yani. Niye böyle bir şey olsun ki? Bakın şu an bu bilgisayarın karşısındayım. Karşımda kamera var, ses var, ışık var. Sizler karşımdasınız. Yani bunların hepsi teknolojik bir unsur değil mi? E aramızda iletişim yok mu? Bu teknoloji sayesinde iletişimimiz daha çok artmıyor mu? Kaç kişiyiz şu an? 200 kişiyiz burada. Ben olduğum yerden teknoloji sayesinde ülkemin dört bir yanındaki siz değerli kardeşlerime ulaşabiliyorum. O zaman bu bir olumsuz unsur değildir. Dikkat edin. Olumsuz olan kısmı ne? Yüz yüze iletişim hazırdır. Tamam mı? Bakın. Yüz yüze iletişimin azalması çok başka bir şeydir. İletişimin azalması çok başka bir şeydir. Düşürücü ifade. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. Evet. Bir sonraki sorumuza gelelim. Şimdi İbrahim ile Yıldız arasındaki bu konuşmayla ilgili ne söylenebilir diyecek. İbrahim ne demiş burada? Annemi çok özledim. Ara sınavlar biter bitmez memlekete gideceğim. Yıldız ne demiş? Erkek arkadaşımın kafeslerinden bıktım. Dün yine bizim sınıftaki Ali ile konuştum diye kıyameti kopardı. Evet. Ne dersiniz bu soru için? Tuğçenir hocam demiş tamam da aile bireyleri arasındaki iletişim azalıyor. Hayır, iletişim değil, ilişki bağlamı azalıyor. Ya evin içinde illa konuşuyorsun canım. <laughs> o kadar da o değildir yani, değil mi? yani sonuçta yüz yüzesin, evin içindesin. İletişimi azaltmaz ama ilişki bağlamını azaltır. İlişki bağlamı da dediğim nedir? Kolektif anlayışı azaltmaya çalışacaktır. Dikkat edelim, çok ayrı kavramlar birbirinden. Evet, İbrahim ve Yıldız arasındaki bu konuşma nasıl bir konuşmadır? Ortak monolog, diyalog, karşılıklı görüş alışverişi çok boyutlu dönüp iletişim kanalında sorun. Bakın, Aralarında esasen bir ortak monolog diye gerçekleşmiştir, değil mi? Yani İbrahim'in konuştuğu çok başka bir şey, Yıldız'ın konuştuğu çok başka bir şey. E doğal olarak biz buna ortak monolog diyeceğiz. Unutmayalım. A seçeneği olacak. E seçeneği de çok gelmiş. İletişim kanalında sorun. Burada birbiriyle iletişime geçmiyorlar. Tamamen kendi düşüncelerini monolog olarak, tekil olarak ifade ediyorlar. Ya biz buna monolog diyeceğiz. tekli canlandırma. Unutmayın. Evet, 15. soruya geldik. Karlarla kaplı bir ağaç, izlediğimiz bir film niçin hoşumuza gider? Niçin bizde sevinç duygusunu uyandırır? Bunun cevabı kısaca güzel oldukları içindir. İşte güzel diye adlandırılan ve bizde hoş bir duygu, zevkli bir heyecan uyandıran her şeyi irdeleyen felsefe disiplinine estetik denir. Bu parçadan yola çıkarak yargılarından hangilerine ulaşılamaz? Evet. Ne dersiniz burası için? Bu arada biraz hızlanmam lazım çünkü saat 23'te de e, e daha doğrusu ÖSYM'nin ...çıkmış tarih soruları, yorum soruları üzerine bir taktikli videom mu olacak? E, o taktikli video saat üçte başlaması lazım. Bu yüzden daha 15. sorudayız. Biraz daha hızlanacağım bu sorudan itibaren. Şimdi e, sizler çözüyorsunuz, ben de bir yandan da ifade edeyim. Şimdi, güzel insanda sevinç duyguları uyandırır diyecek. E zaten bizde niye sevinç duygusu uyandırır derken? Hemen burada gördüm. Güz Güzellik kişiye göre değiştiği için estetiğin ilgisini çekmiştir diyecek. E, ben bunu göremedim. Dursun. Estetiği konusu duyusal olandır. E, tamamen duyu unsuru zaten burada vurgulanacaktır. E, heyecan uyandıran vurgusu diye de görebiliyorsun. E, estetik doğadaki ve çevremizdeki nesnelerin güzel olup olmadığını sorgulayacak. O da vurgulanmış. Kısaca güzel derken. Yine estetik güzel üzerine düşünür. Evet. Ancak B seçeneği yani güzellik kişiye göre değiştiği için burada özellik kişiye göre değişme bunlar vurgulanmamıştır. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği. 16. sorumuza geldik. Atas Okyanus demiş, hocam demiş, çalışmanızdaki tarih kısmı sosyal bilgiler kitabınız mı yoksa tarih kitabınız mı? Sosyal bilgiler kitabı. Yani sosyal savar kitabının tarih kısmı alana yönelik. Yani o çalışma için öyle diyelim. Ee, evet, burada bakalım. Şimdi bu parçaya dayanarak e, sanat yapıları ile ilgili aşağı gelenler hangisine ulaşılabilir diyecek. Evet. Şurayı ben e, buraya alırken kopyada yapıştır yazıyı alırken şuraya alın ulaşılabilir olacak tamam mı? Şöyle diyeyim. Şurada sanırım Enter'a tıklamışım. Yazı silinmiş. Ulaşılabilir olacak. Bu soru için. Kitap okuyan bir çocuğun kendisini kitabın konusuna kaptırması, söz yedişi zavallı Robinson'u adadan kurtarmak için kafa yorması sanat yapının doğası yönünden ilginç bir durumdur. Elindeki romana dalmış bir yetişkinin odaya başka birinin girmesiyle birden irkilmesi Gerçek dünyaya ancak birkaç saniye dura, e, duraksadıktan sonra uyum sağlayabilmesi de böyle bir durumun sonucudur. Bu iki örnekte romanın kurmaca yapısı okurun yaşadığı dünyadan çekip, bak şurada vurguladım. Okuru yaşadığı dünyadan çekip olayların saat duyularla, bir şey silim de daha net okunsun. Okuru yaşadığı dünyadan çekip olayların saat duyularla izlenemeyeceği bir dünyaya itmiştir diyecek. Ulaşılabilir. Zaten son yüklem cümlesinde orayı vurguluyor. E şimdi seni gerçel dünyadan uzaklaştırıyorsa o zaman senin tamam düsteline gidecektir. Yani dış gücüyle keşfedilecek ayrı bir dünya burada vurgulanacaktır. Zaten çoğunuz da A seçeneğini söylediniz. Biraz daha hızlanalım. Şimdi sosyal bilgiler dersinde tarih öncesi insanların yaşam biçimleri konusuna yönelik olarak hazırlanacak bir proje. Gibi projelerden hangisine örnek teşkil eder diyecek. Evet. Şimdi tarih öncesi yaşam biçimlerini ele alan bir proje yapmak istiyorum. Bu kalıplaşmış proje işbirliği projeleri mi, konu ilişkili projeler mi? Hangisine girecektir hocalarım? Tarih öncesi insanların yaşam biçimleri. Şimdi tarih öncesi insanların yaşam biçimleri konumuz kim? İnsanlar. Hangi insanlar? Tarih öncesinde yaşayan insanlar. Bu bir kalıp ya da işbirliği değildir. Bu bir konu ilişkili bir projedir. Bu yüzden A seçeneği sorumuzun doğru cevabı olur. Bir sonraki sorumuza gelelim. Sosyal proje araştırması kapsamında, sosyal bilgiler dersinde kültür ve miras öğrenme alanı kapsamında, tarih için literatür araştırması yapmak isteyen bir öğrenci aşağıdakilerden hangisine başvuramaz? Şimdi literatür taraması nedir? Basılı yayılı kaynak demek, tamam mı? E doğal olarak burada makaleler, bültenler, dergiler ve kitaplar basılı e, ve yayılı kaynaklar arasında olduğu için e, burada faydalanacağı literatür çalışması için kaynaklar olacak. Ancak televizyon bunlardan biri değildir. Devam edelim. Şimdi 19. sorumuza geldik. Sosyolojinin konusu toplumdur. Sosyoloji konusu içine giren her şeyi toplumun tümüyle ilişkiler içinde yani öteki toplumsal ögeleri de dikkate alarak inceler. Şimdi aşağıdakilerden hangisi bu sosyoloji anlayışına ters düşmektedir diyecek. Dikkatle bakalım. Hangisi ters düşer? Şimdi Toplumsal kurumlardan birindeki değişme zamanla öteki kurumları da etkiler. Evet, sen mesela siyaset kurumunda değişim oldu, eğitim etkiledi. Eğitimde bir değişim oldu, mesela e, ne oldu? Ekonomi kurumunu etkiledi. Mutlaka birbirinden etkilenecekler. Maddi ve manevi toplumsal ögeler birbirinden bağımsız olarak incelenir. Mümkün mü? Mesela maddi kültür ögeleriyle, manevi kültür ögelerini düşünelim. Maddi kültür ögeleri tamamen ne olacaktır burada? Doğanın yaratmış olduğu durumlardır. Yer, mekan, unsur, coğrafya, iklim unsurlar olacak o kültürün. Has oldu. Manevi de beşeri. Yani insanların yaratmış olduğu. Örf, adet, gelenek, örnek, anelere, hukuk kuralları. Bunların hepsi manevi kültür örgeleri olacak. E bunlar bağımsız olarak birbirinden incelenmesi mümkün olabilir mi? Olamaz. Toplumsal olarak nitelendirilen her şey sosyoloji inceleme alanına girer. Sosyoloji, tarih, psikoloji ve ekonomi gibi bilimlerle ilişkili olmak zorunda. Aynı zamanda toplumsal gerçekçi tümüyle laboratuvarda bir araya getirip incelemek sosyoloji de zor olacaktır diyelim. Devam edelim. Şimdi diyor ki, bir spor salonunda boks çalışanlar veya bir salonda güreş karşılaşması izleyenler birer toplumsal küme grup olmadığı halde bir futbol takımındaki oyuncular bir toplumsal kümedir. Yani bir gruptur. Buna göre bir insan topluluğunun küme niteliği kazanabilmesi için ya yani grup olabilmesi için hangisi olur? Evet ne dersiniz? <laughs> Serhat hocam demiş. Hocam sizden önce çözüyoruz. Siz harikasınız zaten ya. Yani burada benim videoları izleyen, burada yayınlardan faydalanan, bunlar, benim soru mantığımı iyi bilen herkes, ben zaten bu soruya başlarken, aa İbrahim Hoca'nın soru mantığı bu, leb demeden hemen yani uçuyorlar böyle, hemen cevabı veriyorlar. Çünkü bu mantık gerçekten iyi oturtmuş hocalarımız. E, yayına son katılanlar olabilir. Bugün sizlerle beraber yeni çıkmış olan PDF Soru Bankası'ndan 30 tane soru çözüyoruz. 31. soru ödüllü bir soru olacak. Zor bir soru. Ve ilk doğru cevaplayan hocamızı bu ne hediye edeceğiz? Eee... Aynı zamanda şunu da ifade edelim. Bu çalışmayı alabilmek için herhangi bir sosyal medya hesabımızdan, sosyal hocam kanallarından, işte Twitter'dan, Instagram'dan veya Facebook'tan bize ulaşabilir, temin edebilirsiniz diyelim. Tarih, coğrafya, yan bilimler ve alan eğitimi ve onlu denemeyle beraber, 3500 sorudan oluşuyor. Tek tek de alabilirsiniz. Sadece iki tanesini de alabilirsiniz. Hepsini de alabilirsiniz. Ya tüm imkanlar var. Öyle diyeyim, tamam mı? Şimdi... Evet bu sorumuza gelelim. Bu soru için ne diyorsunuz? Cevaplarınıza bakıyorum bir yandan da. E seçeneği var, B seçeneği var. E ile B bir de A seçenekleri gelmiş. Şimdi bakın bir futbol takımı neden grup? Veya işte bu salonda çalışanlar bir grup niye değil? Bir nitelik yönden benzer olma değil. Fiziksel bakımdan birbirine yakın bulunma. Şimdi fiziksel bakımdan neyse e sen spor salonundakilerini de söylersin. Onlar da fiziksel bakımdan birbirine yakın. Bu da gitti. Benzer etkinliklerde bulunma değil. Birbiri, e, bireylerin birbirine tanımaları. Hayır. Önemli amaç bir grup için mutlaka en az iki kişiden oluşan. Ya zaten ifade ederken ne diyoruz? En az, en az iki kişiden oluşan ve ortak bir amaç doğrultusunda oluşan nitelikler diyorduk gruplar için. Zaten tanımında da bu şekilde yer almaktadır. Devam edelim. Cansu Ceren hocam demiş. Hocam pdf'yi zaten alanlar için ödül ne olacak? Ee, bir arkadaşına hediye edebilirler. <laughs> yani öyle diyebilirim başka. Nagihan hocam demiş. Hocam deneme piyasadaki denemenin aynısı değil mi hocam? Ya deneme bu. Ya yani onlu deneme. Bu yeşil deneme. Eğer bu deneme elinizde varsa hani deneme olmadan soru bankalarını satın alırsınız. Ama bu denemeyi alamayan hocalarımız da var. Çünkü baskıları bitti tamamen. Ee, ama eğer denemeniz varsa bunu almak zorunda değilsiniz. Fiyat da düşüyor tabii. Ne, ne kadar az şey alırsanız devam edelim. Şimdi Nasrettin Hoca bir gün ata binmeye heveslenmiş. Ancak atın üstüne çıkmayı bir türlü başaramamıştır. Bunun üzerine hey gide gençlik hey diyerek içini çekmiş. Şöyle bir çevresine bakınıp kimsenin olmadığını görünce de kendi kendine hoca hoca senin gençliğini de biliriz demiştir. Şimdi bu fıkrada Nasrettin Hoca'nın ata binememesi önce genç olma, e, olmamasına bağlı da halde sonradan gençliğinde de ata binemediğini itiraf etmesi hangisiyle açıklanabilir? Ne dersiniz burası için? Sosyal etkinin yokluğu, fiziksel yetersizlik, algısal bozukluk, dikkat ve güdü eksikliği, öğrenme güçlüğü. Bakın önce ne diyor? Hey de gençlik hey diyor. Bu hani istemsiz bizim toplum içerisinde bir böyle hani sakarlık yaptığımızda, bir aksaklık yaptığımızda söylediğimiz şeylerdi. Ancak Nasret Hoca bakmış ki etrafında kimse yok. Yani sosyal etki yok. Doğal olarak diyor ya hoca hoca biz senin gençliğini de biliyoruz derken gerçeği kendine ifade etmiş. Burada da sosyal etkinin yokluğu vurgu yapılmış. Aha da yıldızımı koydum. Sana sınav sorusu. Tamam unutma. Ya böyle bir kullanır ya da buna benzer bir şey kullanılır Dikkat et. Sosyal etkinin yokluğu bu sene beklediğim potansiyel sınav sorularından biri. Devam edelim. Ecem Hocam sormuş PDF'i nasıl alırız diye tekrar söylüyorum. Sosyal medya hesaplarından birine, sosyal hocamın sosyal medya hesaplarından birine mesaj atın. Biz size zaten e, tekrar geri dönüş sağlıyoruz. Yani ben veya kız arkadaşım mutlaka burada e, mesajlarını açıyoruz ve bu mesajlara dönüş sağlıyoruz. Tamam mı? Unutmayın. Bir genç kız sofrayı aceleyle toplarken tabaklardan birini düşürerek kırmıştır. Kendisini dikkatsizlikle suçlayan annesine bu porselenler çok kalitesiz. Dokunmayalım. E, Dokunmayla kırılıyor yanıtını vermiştir. Şimdi genç kızın bu sözleri aşağıdakilerden hangisine örnek olabilir diyecek. Dikkatle bakalım. Emine Tekdağ Hocam demiş sosyal psikoloji dersi ne zaman yayınlanır diye. En yakın sürede sosyal psikoloji ve alan eğitimi ile ilgili 13. ders yayınlanacak. Vedatçım YKS için değil bu ÖABT için. YKS için saat 23'te yayınımız başlayacak. YKS KPSS ortak. O soruları çözebilirsin. Evet bu soru için. Bak ne diyor? Düşürerek kırmış. Kendisini dikkatsizlikle suçlayan annesine de kız ne demiş? Bu porselenler çok kalitesiz. Dokunmayla kırılıyor. E doğru, doğru, bir bahane kurulmuş değil mi? Burada bir bahane bulmaya çalışmış. Yani hatasını örtmek için bahane bulması sorumuzun doğru cevabı olacak. Devam edelim. Bir sonraki sorumuza gelelim. Şimdi iktidar ve otorite anlayışları yukarıdaki gibi açıklayan siyaset bilimci aşağıdakilerden hangisidir diyecek. Dikkatle bakalım. Geleneksel otorite, örf, adet yine alışkanlıkların yer aldığı otorite anlayıştır, Karizmatik otorite toplumdaki bir önderin olağanüstü özelliklerinden doğan otorite anlayışıdır. Yasal otorite yine gelenekler ya da din kuralları değil, aklın esas alınmasıyla oluşan otorite anlayışı olacaktır. Evet. Şimdi iktidar ve otorite anlayışı bu şekilde olan kişi kim olacak? Sümeyye ikinci. TYT yayına saat 23'te başlayacak. TYT KPSS e ortak. Ee, tamamen böyle tarih sorularını taktiklerle çözmeye çalışacağız. Daha önce katıldıysanız zaten biliyorsunuzdur. Evet, yıldızımı koydum. Ülkehan Hocam, sosyal bilgilerin temellerini çekecek misiniz? demiş. Sosyal bilgilerin temellerini ben alan eğitimiyle beraber çektim. Yani alan eğitiminin ilk 1-2 videosu sosyal bilgilerle eşdeğerdir. Bu yüzden ayrı olarak çekmeyeceğim. 12 tane alan eğitimi videosu var, 13. de çekilecek. Evet, harikasınız, harikasınız Max Weber. Sorumuzun doğru cevabı oldu. Bir sonraki sorumuza gelelim. Ee, aha da ben buraya yıldız koydum. Bu da çok güzel bir sınav sorusu. Bu sene sınavda sorulabilir. Zor bir soru. 1930 yılında İsviçre'nin Bazel şehrinde kurulan ve... ...üye ülkelerin merkez bankalarının rezerv politikaları konusunda koordine olmanı sağlamak... ...ayrıca merkez bankaları arasında para transferinde aracı olmak gibi görevleri bulunan ve bu yüzden... Merkez bankalarının bankası olarak da adlandırılan uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? E. Ne dersiniz bu soru için? Uluslararası Ödemeler Bankası, Arap Kalkınma Bankası, Uluslararası Para Fonu yani IMF, Dünya Ekonomik Forumu Dünya Bankası. Merkez Bankalarının Bankası 1930 yılında İsviçre'nin Bazel şehrinde kurulan banka mutlaka notlayın. Mutlaka notlarımız arasında uluslar Uluslararası hiçbiriniz bence A cevabını vermediniz. Uluslararası Ödemeler Bankası'dır. A cevabı veren hocamız varsa da tebrik ederim. Ama ben yorumlara baktığım kadarıyla göremedim. Ekranın fotoğrafını çekin. Tamam. Mutlaka cebinde dursun. Bir sonraki sorumuza gelelim. 2018 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı 7. Sınıf Bilim ve Teknoloji Toplum, Bilim Teknoloji ve Toplum Öğrenme alanında. Türkistan medeniyetinde yetişen bilgilerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır kazanımı doğrultusunda. Dersini işleyen sosyal bilgiler öğretmeninin derste anlatacağı bilgilerin arasında hangisi yer almaz? Evet. Ee, bu arada 25. soruya geldik. Yani Soru numaraları şurada yazıyor. Oradan görebilirsiniz. Kimse A demedi mi? E, sağlık olsun bir önceki soru için. E, demek ki yeni bir bilgi öğrendik. Yani şu an 200'e yakın insanız. Demek ki sınavda bu soru çıkmış olsa hepimiz rahat bir şekilde yapacağız. Bilgiyi cebimize koyalım. Ya ben şunu da ifade edeyim sizlere. E, geçen sene sınavdan sonra yüksek böyle güzel bir puan alan hocamız bana bir mesaj attı. Hocam dedi, sen dedi böyle genel tekrar videoları falan yayınlamıştın. E, ve dedi ki, ben dedi hani o yayını arkadaşıma söyledim böyle. Hatta dedi arkadaşım bahsetti böyle. Dedi ki aman dedi ne izleyeceksin onu ya boş ver dedi. Zaman kaybediyorsun. Orada kendi kendine videolar çekiyor şey yapıyor. Boş ver dedi. Bakmadım dedi. Sonra dedi sınava çok az bir süre kalmıştı böyle 4-5 gün. Genel tekrar videolarını izlemeye. İşte kuramcılar testi falan yayınlamıştım. Değerler eğitimi testleri yayınlamıştım. Dedi bunlara bakmaya başladım hocam. 6 tane sınav sorusu yaptım. Ve hani şunu algıladım. Yani ben onun kafasında gitmiş olsaydım belki bu puanı alamayacaktım. Bu noktaya gelemeyecekti. Ve o anda onu yaptım. Teşekkür ediyordum. Yani şurayı söylemeye çalışıyorum. Şimdi ben bazen hani görüyorum sağda solda böyle diyenler sizi işte gruplarda bu Telegram gruplarında, WhatsApp gruplarında aman yapmayın, etmeyin, faydalanmayın, bakmayın diyenler var ya. Onlar, o lafı söyleyenler sizlerden daha önce buraya geliyor. Onlar daha önce bunlardan faydalanıyor, alıyor ve gidiyor. Bunun bir Özellikle kurt sınavı olduğunu düşünmeyin. E düşünün yani. Tamamen yani kurtluktasınız. Kim daha fazla bilgiye erişebilir? Kim daha fazlasını bulabilir? Lütfen bunları itibar etmeyin. Bakın bunlardan faydalan, bilgidir. Ne kadar bilgiye ulaşırsan senin için iyidir. E zaten elimden geldikçe de kaliteli vermeye çalışıyorum sana. Bunlardan faydalanın ve sakın böylelerine itibar etmeyin. Sonra sınavdan sonra üzülüyor hocalarımız. Hocam keşke baksaydım. işte keşke şunu alsaydım. Keşke şuna baksaydım yapmadım, etmedim. Böyle olmasın. Tamam mı? Bakın 200 kişisiniz. Siz de mutlaka bu şekilde buradan faydalanın. Ya alın ya. Ya burada bir şey yok ki yani. Geliyorsun videoyu izliyorsun. Ders videolarını izliyorsun. Sorulara bakıyorsun. Ve bunları alıp bilgini yapıp sınavda netini yapıyorsun. Bitti. Ya yani kimse senin böyle kafana silah dayamıyor. Bir şey yapmıyor. Bunu da özellikle ifade edeyim. Tamam mı? Unutmayın. Şimdi. Yer almaz dedi. Evet bunlardan hangisi olur? Yayına tekrar bağlanmaya çalışıyoruz. Evet şu an yayına tekrar bağlandım. Ee, tekrar geldim yayına. Umarım e, beni görebiliyorsunuzdur. Tekrar yayına gelmeye çalışıyorum. Ayarları hemen düzelteyim. Şu an tekrar yayına gelmeye çalışıyorum. Sanırım düzeltmeye çalıştım. Ee, şu an bir sıkıntı yok. Tekrar yayındayız. Tekrar yayındayız. Bağlantı kopmuş. Yani yayın yaptığım programın bağlantısı kesilmiş. Ve tekrar bağlantı geldi. Sanırım tekrar bağlandınız. Tamam. Sıkıntı yoksa güzel. Şimdi bir önceki sorunun doğru cevabı. Tekrar söyleyeyim. 25. soruyu ifade edelim sonra tekrar 26. soruya gelelim. Şimdi Türk İslam bilginleri demiş. Avicenna, İbn Sina, Türk İslam. E, Farabi el, zaten Al-Farabius gitti. Averroes kimdi? Bu da İbn -i Rüştü gitti. Biruni, El-Beruni gitti. Thomas Akunios burada kim olacaktı? Bir e, Hristiyan keşiştir doğal olarak. Bundan faydalanamayız. Hemen bir sonraki soruya gelelim. Tamam mı? Unutmayalım. Evet, 26. soruya geldik. 26. soruya bakalım. Şimdi, öğretmen ilk öğretim 7. sınıf sosyal bilgiler dersinde Türkiye'ye sahip olduğu bor kaynağını doğru biçimde kullanmaktadır önermesiyle tartışmaya dair bir etkinlik planlamaktadır diyor. Bütün öğrencilerin tartışmaya katılmalarını düşündüklerini gerekçeler göstererek belirtmelerini, düşüncelerini değiştirebileceklerini belirtmiştir. Öğrencilerin de başkalarının düşüncelerine saygı dinleme ve kendine düşüncesini savunma ve kanıt kullanma becerini geliştirmeye hedefliyor. Evet neyi yapacak? 25. soruyu az önce tekrar çözdüm. Şimdi 26. sorudayız. Ne dersiniz? Bakın başkalarının düşüncene saygı, dinleme, kendi düşüncelerini savunma, aynı zamanda öğrenciler düşüncelerini gerekçeler göstererek veriyor. E bu da doğal olarak görüş geliştirmenin bir tartışma türünün bir özelliği olacaktır. Evet. 27. soruya geldik. Ya tam da böyle ödüllü soruya giderken yayın dondu. Kısmet. <laughs> tarih sorularına geldik. Tarih sorularındayız şu an. İki tarih, iki coğrafya çözeceğiz. Daha sonra ödüllü soruya gideceğiz. Şimdi 1985 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan, görmeden ölmeyin salonlarıyla tanıtılan ve Avrupalı bilim adamlarıca Anadolu'nun elhamrası olarak nitelendirilen eser diye ifade ettim sizlere. Bu eser aşağıdakilerden hangisidir? Anadolu'nun Elhamrası, görmeden ölmeyin. 85 yılında Dünya Miras Listesine alınan yer Divriği Ulu Camidir. Divriği Ulu Camii olacak, dikkat edin. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği. 28. soruya geldik. Milli Mücadele döneminde dostluk ve kardeşlik başlığıyla imzalanan ve başlangıç kısmında İmzalayan taraflar arasında uluslararası kardeşliği ilkesi ve her kavmin kendi geleceğini serbest hesaplama hakkına sahip olduğu hükmü yer alan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir diye size sordum. Ukrayna Dostluk Anlaşması, Afgan Dostluk ve İşbirliği Anlaşması, Türk-Yunan Dostluk ve Tarafsızlık Uzlaşma ve Hakemlik Antlaşması, Moskova Anlaşması, Gümrü Antlaşması. Evet, bunlardan hangisi olacak? 30. sorudan sonra yorum yapalım. Evet. Dostluk ve kardeşlik başlığıyla imzalanan ve bu esasta imzalanan antlaşma Moskova Antlaşması'dır. Zaten Sovyet Rusya devrimden sonra yeni kurulacak. Aynı zamanda Türkiye yeni bir devlet kurmuş burada her iki devletin dostluk ve kardeşlik anlaşması olacak. Uluslararası alanda da birlikte hareket edeceklerdir. Unutmayalım. Evet son iki sorumuz artık. Aşağıda gerçek ve iz düşüm yüz ölçümüyle örnekle gösterilmiş diyor. Ve şekle göre aşağıdaki ülkelerin hangisinde gerçek yüz ölçümüyle iz düşüm yüz ölçümü arasındaki fark daha fazladır diyor. Bakın gerçek yüz ölçümü işte yüksekliğin verildiği iz düşüm ise tamamen sıfırlandı. Deniz seviyesini alındı. Yüksekliği yükselti olacak burada unutmayalım. Ya bu tip soru sorulduğu zaman şuna dikkat edeceksin. Verilen yerlerden hangisinde yükselti ve engebe daha fazla? Hollanda, İran, Macaristan, Suriye, Libya arasında. Şimdi Alihan Kartal e, kardeşimiz demiş, hocamız demiş. Nasıl belirleyeceksiniz önce cevap verini? Şimdi burada moderatör e, hocamız burada bir yorum yapacak. O yorumdan sonra ben gelecek ilk yorumu göreceğim soruyu okurken. Ve orada tespit etmeye çalışacağız. Hani olur da yanlış tespit edersek veya yani yanlış görürsek burada mutlaka onu e, orada hani bulmaya çalışacağız. Bir şekilde bulmaya çalışacağız. E, i̇fade ederiz zaten. Ama şu an yorumlar benim önümde. Ben görüyorum ve e, başlangıç yorumu dediğim zaman moderatör yorumu gelecek. Daha sonra ben soruya geçeceğim. Aşağıda gerçek ve izdüşüm düşüm e, yüz ölçümü. Bir örnekle gösterilmiş İran burada yükselti ve engebenin en fazla olduğu ülke. Şimdi 30. Soruya geldik. Bu son sorumuz. Bundan sonra artık ödüllü soruya geçiyoruz. Önce soruyu ifade edeceğim. Sonra sizlere lütfen yorum yapmayı durduracağız. Yorum yapmayı durduracağız orada. Ekosistem canlı biyotik ve cansız abiyotik unsurlardan oluşur. Ekosistemin cansız unsurları fiziksel ve kimyasal etmenlerden oluşur. Bakın bu da sınavda sorulabilecek bir soru. hemen yıldızımı koydum. Buna göre aşağı yankısı kimyasal etmenlerden biri değildir diyecek. Hocalarım, karbon, su, fosfor ve proteinler. Bunların hepsi e, ne olacaktır? Kimyasal etmenlerden biri olacak unutmayalım tamam mı? Bunların hepsi kimyasal etmenlerden biri ancak ışık fiziksel etmenlerden biridir deriz. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Evet şu an durdum. Şu an durdum. E, C seçeneğini de ifade ettim. Sayfayı yenileyelim. Evet. Bir 30 saniye bekleyeceğim. Çünkü benim yayın vaktimle size gelen ekran arasında fark var. Yani şu an ben 30. soruyu çözerken sizler hala 28, pardon 29. sorudasınız. 30. soruya geçiyorsunuz. Bir yandan da bakıyorum öyle. Ben yorumlara da bakacağım burada. Yorumları da göreceğim. Son soruya geliyoruz. Şu an durdum. Evet son 10 saniye. Son soruya cevaplar geldi. Evet 31. soruya geliyoruz. 31. soruyu doğru olarak ilk cevaplayan hocamız bizden set olarak ...bir soru bankası kazanacak. Sanırım şu an e, yayın vaktinde sizler de bu soruyu çözmüşsünüz. En son yorum olarak bakın ben... ...Zeynel Üren ve Mine Diçer hocalarımın yorumlarını görüyorum burada. O yorumdan sonra gelecek soru için ilk doğru cevabı veren hocamız... ...soruyu cevaplamış olan... ...ama şunu yapmayın. Bütün seçenekleri A, B, C, D üstü yapmayın. Tek bir hakkınız var. Öyle yapanı kabul etmeyeceğim. İfade edeyim. Evet... Ödüllü sorumuza geçiyoruz. 31. sorumuz ödüllü soru. Bilgileri verilen ve müzelerde kullanılan teknoloji aşağıdakilerden hangisidir? Sesli rehber ve dokunmatik ekranlarla alternatif olarak müzelerin verimli bir biçimde yararlandıkları bir teknolojidir. Ziyaretçilerin müze içindeki konumlarına göre içerik sağlar. Müze içi rota belirleme, alternatif sergi anlatımı yararlanarak ziyaretçilere aynı sergide birden fazla hikaye anlatma olanı sağlar. Bunlar nedir? Whisper, Bacon, Hologram, Artılmış Gerçeklik, Sanal Gerçeklik. Evet. Bu arada sınavda da beklediğim bir soru. Yıldızımı koydum. Bakalım. Mahmut Hocam E cevabını, Naif Hocam C cevabını, SS Hocam D cevabı, Orhan Abalı C, Naif C, D, C, D, A. Bakıyorum. Evet. B seçeneği Buse Aydaş. Buse Aydaş'tan önce B seçeneği yapan var mı? Bakıyorum. Buse Aydaş. Tan önce B seçeneği var mı diye kontrol ediyorum şu an. Sanırım yok. Evet, zaten B seçeneğini çok az kişi söyledi. Ve ilk söyleyen de Buse Aydaş hocamız oldu. Buse Aydaş hocamızı tebrik ederim. Bacon bu sorunun doğru cevabı olacaktı. İşte alan eğitiminin 13. bölümde... Ben sizlere akademik makalelerden elde ettiğim bu bilgilerin hepsini video derste anlatacağım. Bu Wishful'ı, Bacon'ı, hologramı, artılmış sanal gerçeklikleri... ...aynı zamanda sosyal bilgiler öğretimiyle ilgili çok güzel bir ders videosu olacak. Bu yüzden 13. ders videosunu çekeceğim. Buse Aydaş Hocam, lütfen e, bizim e, şeylerden birinden, e, sosyal medya hesaplarından birinden mesaj atın. Kazandığınızı belirtin. Biz size yardımcı olalım. Ve... Ee, onu yapalım tamam unutmayın Bacon sorumuzun doğru cevabı oldu Evet sizlerle beraber 31 tane soru çözdük Bu benim yeni hazırladığım Soru bankasının sorularıydı Katıldığınız için hepinize teşekkür ederim Ben hemen diğer yayına geçeceğim çünkü 4 dakikam kaldı ee, Bu soru bankasını Bize mesaj atarak Sosyal medyadan bize mesaj atarak alabilirsiniz Mutlaka elinizde bulunmasını tavsiye ederim Mükemmeldir Özenerek dikkatli olarak ve gerçekten Çok güzel sorulardan oluşturduk mutlaka faydalanmanızı tavsiye ederim. 4 dakika sonra ben hemen tarih canlı yayına gireceğim. İsterseniz o yayına da gelebilir. Soru çözebilirsiniz. ÖSYM sorularını en güzellerini çözeceğiz. 4 dakika sonra diğer canlı yayında görüşmek üzere. Hepinize hayırlı Ramazanlar dilerim. Size ve ailenize saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Hoşçakalın.